Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere bir bitenler videosu çekiyorum. Gördüğünüz gibi odanın farklı bir arka planındayım şu anda. Bir farklılık olsun istedim aslında. Çok özel bir sebepten değil. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçelim çünkü kullandığım çok fazla ürün vardı. Bunları da kısa kısa anlatmaya çalışacağım size. Video uzun olsun istemiyorum. Öyleyse hemen videoya geçelim. İlk olarak saç ürünlerinden başlamak istiyorum. Çünkü her geçen gün, her geçen ay çok sık saç ürünü değiştiriyorum. Çok fazla saç ürünü deniyorum. Bu yüzden bunlar üzerinde de sizinle böyle kısa kısa konuşmak istiyorum. Bitirdiklerimin ilki de bu Watsons'larda satılan waxlardan. Ben bunun daha önce bahsetmiştim. Ballı olanını denemiştim. Bu da şu anda argan yağlı olanıydı. Bunu aslında ben saç maskesi olarak kullanıyordum bu waxları ve gerçekten çok bereketli. Uzun uzun gidiyordu. Ama şöyle bir durum oldu bunda. Ben bunu saç maskesi olarak ilk başta denedim. Fakat beğenemedim. Yani çok fazla bir özelliğini göremedim. Bu yüzden baktım saç maskesi olarak kullanamıyorum çok fazla. Bir de biriken maskelerim vardı. Onları kullanmaya devam ediyorum. O yüzden bunu en azından krem olarak kullanayım dedim. O dönemde de saç kremim bitmişti. Bu yüzden bunu saç kremi olarak kullanmak istedim. Ve gerçekten şöyle gösterecek olursam sömürdüm resmen. Saç kremi olarak çok çok başarılı oldu. Fiyatı zaten çok çok uygun bir üründü. Maske olarak da maske olarak veya saç kremi olarak çok güzel kullanabileceğiniz bir ürün. Saçı çok güzel yumuşatıyor. Özellikle benim gibi banyodan sonra saçınızı taramakta sıkıntı çekiyorsanız, bunu her seferinde söylüyorum biliyorum ama benim gibi bu şekilde zorlanıyorsanız çok güzel yumuşatıyor. Yani sıvı saç kremlerinin yanında ekstra çok çok etkili bir ürün. Bu yüzden deneyebilirsiniz diyorum. Bunun ballı olanını ben tekrar alacağım. Tekrar maske olarak kullanacağım ama bunu maske olarak beğenmedim. Daha sonra yine hazır sıvı saç kremlerinden bahsetmişken bitirdiğim şu şekilde. Biri Urban Naturals, biri Glisten ki sürekli bunu kullanıyorum aslında ben. Bunu sırf denemek amaçlı almıştım. Bunu zaten artık her favoriler, her bitenler videomda şunu görüyorsunuzdur. Çok alışmışsınızdır. Üzerinde uzun uzun konuşmak istemiyorum. Yine bir diğer saç ürünüm ise Glisten bu Deep Repair Extreme Serum'u. Ben bu tarz yağları ve krem formundaki serumları çok sık deniyorum saçıma. Saçınızın çok fazla kuruduğunu hissediyorsanız gün içinde bu tarz ürünler çok çok pratik oluyor. Bir diğer saç ürünüm ise bu Watsons'larda satılan Creed Watt isimli, nasıl okunuyor bilmiyorum, Super Strong saç spreyi. Ben aslında saç spreyi kullanma konusunda çok 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 sıkıntılıyım. Yani kullanmıyorum aslında nereden baksanız. Bunu nasıl diye bitirdim diye soracak olursanız bu nereden baksanız 3-4 senelik bir ürün bende. Hala Watsons'lar var mı bilmiyorum bile. Ama bu özellikle bu son 2-3 ayda saçımı çok fazla bu şekilde toplar oldum. Ve bu şekilde topladığımda şu yanlardan çıkan tüyleri direkt yapıştırıyorum. Saçımın arka tarafına doğru yapıştırıyorum. Bu yüzden bunu çok fazla kullanır oldum. Bu saç spreylerini. Şu an büyük boyunu kullanıyorum tabii ki ama bunun değil. Schwarzkopf'un şu an büyük boyunu kullanıyorum. Ama öncelikle bitirmek istediğim ürün bu olmuştu benim. Dediğim gibi hala satılıyorum bilmiyorum ama eğer ki merak edeniniz varsa Watsons'lara bakabilir veya ben de bakıp aşağıya fiyatıyla birlikte açıklama kısmına yazabilirim. Çünkü gerçekten hatırlamıyorum kaç paraya aldığımı bile. Daha sonra gelelim ağız bakım sularına. Bu Listerine'nin hepimizin bildiği Advanced White isimli ağız çalkama suları. Gördüğünüz gibi 2 paket bitirdim ve hala kullanıyorum. Bu artık benim gerçekten ağız bakım rutinimin vazgeçilmezleri oldu. Özellikle Listerine'nin bu Advanced White serisi diğerlerine göre, o Cool Mint'lere göre çok daha az ağzı yakan bir formu var, kimyasal bir formu var. Ve gerçekten dediği gibi sadece 2 haftada, belki 2 haftadan daha az bir süre, tam olarak emin değilim ama dişlerinizdeki o beyazlatıcı etkiyi fark edebiliyorsunuz. Bu yüzden benim çok çok severek, çok çok sık kullandığım bir ürün oldu bu. Hem nefesinizi ferahlatıyor, hem dişlerinizdeki o lekeleri, sarılığı alıyor, hem gerçekten ağız temizliğinde çok çok önemli olduğunu düşündüğüm ürünlerden birisi. Bence mutlaka bu rutini kendinize edinin diyorum. Daha sonra da bir vücut ürünü. Bu da Yves Rocher'in bu Origins Old System. Bu da Yves Rocher'in bir vücut losyonu. Bu yulaflı, vanilyalı, şia yağlı, aloe veralı ve tatlı badem yağı içeren karışık bir kremsi bir vücut losyonu. Ben bu tarz ürünleri, gördüğünüz gibi gerçekten bunu da sormuşum. Ben bu tarz ürünleri duştan sonra bebe yağı, işte vücut kremleri, vücut losyonları, bu tarz ürünleri çok sık kullanıyorum özellikle duştan sonra. Bu da onlardan biri oldu. Özellikle kokusu
müthiş bir koku. Yani böyle temiz hissediyorsunuz kokladığınızda ve bence duştan sonra kesinlikle bu tarz ürünler, en azından bir yağ, bir bakım yağı ya da bir bakım kremi kullanın. Vücudunuzun daha sıkılaştığını görüyorsunuz. Avene'in bu Cleanse miseler suyunu keşfettim. Bu da bunu da sanırım güneş kremiyle birlikte almıştım. Yani set halinde almıştım ve çok sık seyahate çıktığım için son zamanlarda bu da çok çabuk biten ürünlerim arasında oldu. Aslında etkisi olarak çok fazla bir etki barındırdığını düşünmüyorum. Sadece bu daha kimyasal formda miseler suya göre ve en azından bunu sürdüğümde çok üşendiğim zamanlarda makyajımı çıkarttıktan sonra yıkamama bile gerek kalmadığını hissediyorum. Yağlı bir formu olmadığı için, yine sulu ama daha kimyasal bir formu olduğu için en azından içimi bir nebze olsa rahatlatıyor bu benim. Daha sonra bir makyaj temizleyicisi daha var. Bu da Envy'in Artistry serisindeki gözler ve dudaklar için olan temizleyicisi. Bu biraz daha yağlı bir formda. Özellikle maskara açısından. Neutrogena'nın çift fazlı göz temizleyicisini kullandıysanız eğer ve memnun kaldıysanız bu onun 2-3 kat daha başarılı versiyonu. Eğer ki böyle bir şey arıyorsanız, özellikle waterproof maskaralarda, göz makyajlarınızda, ağır göz makyajlarınızda çıkartmak için buna bir bakabilirsiniz diyorum. Uzun zamandır Envy ürünlerini ben yenilemedim kendi adıma. Ama bittikçe alacağım ürünlerden birisi. Bir diğer yüz ürünüm ise bu Nivea'nın yüz temizleme köpüğü. Bu da yine benim biraz üşendiğim zamanlarda kullandığım, çok sık kullandığım ve yüzümü yıkamak için pratik bulduğum temizleyicilerden birisi. Makyajımı sildikten sonra direkt bu köpükle temizliyorum, yıkıyorum, üstüne bir tonikleyip, kremleyip yatıyorum. Aynı zamanda yüzünüzde eğer sivilce problemi yaşayanlarınız varsa kesinlikle peeling önermiyorum. Bunun yerine bu tarz köpük temizleyicileri kullanmanız sizin için çok çok daha iyi olur. Çünkü peelingli, küçük taneli ya da bir iri taneli temizleyiciler kullanırsanız eğer yüzünüzde o sivilce peelingle birlikte daha fazla dağılıyor. Bu da daha fazla sivilce problemi yaşamanıza sebep oluyor. Bu yüzden bu tarz köpük temizleyiciler kullanırsanız çok daha rahat sivilcelerinizi yetiştirmiş oluyorsunuz. Bir diğer yüz için ürünüm ise artık ölmüş resmen, yani hani mahvetmişim herhalde kabını, dış ambalajını şu anda. Bu Avon'un Clear Skin serisindeki siyah kirli maskesi. Ben bundan önce, yaklaşık 2-3 yıl önce Origins kullanmıştım. Siyah kirli maskesini kullanmıştım Origins'in ve biliyorsunuz ki Origins artık Türkiye'de satılmıyor maalesef. Bu yüzden hatta onunla ilgili bir blog yazım vardı. Bulabilirsem aşağıya yazarım, mutlaka koyarım. Ben ondan sonra o tarz, o ayarda bir siyah kirli, böyle kuruyan, siyah noktalar için yardımcı olan bir maske arıyordum. Daha sonra Avon'un bu Clear Skin'ini keşfettim. Muadil demek istemiyorum ama neredeyse onun ayarında bir maske olduğunu düşünüyorum bunun. Bunu ince bir tabaka halinde yüzünüze uyguluyorsunuz. Siyah bir maske zaten. Yüzünüz kapkara oluyor ve kurumaya başladıkça o siyahlık gidiyor, grileşiyor ve gitgide yüzünüzde kuruduğunda siyah siyah noktalarınızın belirginleştiğini ve arındığını görüyorsunuz. Islak havlu yöntemiyle temizleyebilirsiniz. İsterseniz direkt suyla yıkayabilirsiniz. Her türlü siyah noktalardan arındırıyor sizi zaten. Cilt gözenekleriniz çok güzel açıyor. Bir diğer ürünüm ise yine sivilce problemi yaşayanlar için önerebileceğim Envy'in Artistry serisindeki bu anti-blemish kremi. Bu kremin şöyle bir özelliği var. Bunu siz isterseniz gece yatarken, isterseniz makyajınızın altına, isterseniz cilt bakımınızda sadece sivilcelerinizin ve böyle küçük islik gibi noktalarınız olur ya yüzünüzde, o tarz noktalarınızın üstüne uyguluyorsunuz ve tüm yüzünüze genel olarak uygulamıyorsunuz. Ve atıyorum gece yatarken bunu uyguluyorsunuz, sabah uyandığınızda gerçekten, hani bunu tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum, gerçekten yatıştırıyor, o sivilceyi belki alıyor, belki azaltıyor, küçültüyor, mutlaka bir etkisini görüyorsunuz yani. Bir diğer yüz ürünüm ise bu Avene'in 50 SPF içeren güneş koruyucu kremi. Bunu bir önceki güneş koruma kremlerim arasında bahsetmiş olmam gerekiyor. Yüz için kullandığım krem benim 2 yıldır Avene'di, buydu. Fakat bu tüp bitmeye yakın ben çok fazla sivilce problemi yaşadım. Ve bunun kesinlikle bundan olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaz gelmeye başladı, sıcaklar arttı, kremi çok sık kullanıyorum, yoğun yapılı bir krem. Bunu bitirdikten sonra Biodere geçtim. Bunu zaten anlatmıştım bir önceki videolarımda. Bunu da bitirdiğim için göstermek istedim size. Ve daha sonra göstereceğim ürün ise benim böyle 2-3 tüp farklı farklı aromalı denediğim, kullandığım, bitirdiğim ürünlerden birisi. Bu el ve tırnak bakım kremi. Gritslerde satılıyor bunlar.
Kokuları çok güzel. Özellikle yapıları çok daha güzel. Çünkü sürdükten sonra elinizde bir krem böyle o yapış yapış bir his olmuyor. Çok güzel emiliyor. Çok güzel besliyor cildinizi. Çok güzel nemlendiriyor. Ve son olarak bir ürün göstereceğim. Bu aslında biten bir ürün değil benim için. Fakat sanırım nazar değdirdim. Neredeyse her videomda anlatıyorum. En sevdiğim kapatıcılardan biri diye. Bu Gaşa'nın kalemli likit kapatıcısı. Şu arkadaki basma kısmı bozulduğu için içinde ürün olduğu halde kullanamıyorum maalesef. Şu şekilde fırçalı bir yapısı var. Zaten her videomda neredeyse bahsediyorum. Fakat çok sevdiğim için ve düzenli olarak alıp kullandığım için buraya da eklemek istedim bu ürünü. Bitmediği halde maalesef bozulduğu için kullanamıyorum. Benim bitenler videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım en azından ilgilendiğiniz, düşündüğünüz bir ürün varsa size yardımcı olabilmişimdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.